Efendim merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Efendim bugün neredeyiz? Bursa'dayız ve bu muhteşem türbenin, muhteşem işlemelerin olduğu bu türbenin yanından sizlere sesleniyoruz. Efendim burası Yeşil Türbe. Osmanlı'nın ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmet Han'ın, yani Osmanlı Devleti'nin 5. padişahının türbesinin önündeyiz efendim. Burada inşallah sizlere Çelebi Mehmet Han'la ilgili bilgiler vereceğiz. Onun tahta geçişini anlatacağız. O gailelerden bahsedeceğiz. O dirayetli, kudretli padişahın neler çektiğini bir nebze olsa size anlatmaya çalışacağız inşallah bu bölümde. Tabi efendim öncelikle her bölümümüzde olduğu gibi tekrar etmekte fayda var. Çünkü sizlerin bu destekleriyle biz bu videoları yapmaya gayretle ve azimle devam ediyoruz. O sebeple YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun oluruz efendim. Ayrıca merak ettiğiniz hadiseler ve vakalar varsa lütfen onları da yorumlar kısmına yazarsanız inşallah fırsat buldukça belli bir plan çerçevesinde onları da anlatmaya çalışırız inşallah. Efendim videonun sonunda eğer beğenirseniz beğen butonuna da basarsanız çok mutlu oluruz diyelim ve bölümümüze geçelim. Malumunuz olduğu gibi Yıldırım Beyazıt'tan Ankara Savaşı'nda Timur Han'la yaptığı harp neticesinde mağlup oldu. Ona esir oldu. Her ne kadar Timur Han Yıldırım Beyazıt Han'a kötü davranmasa bile o esir olmanın zilleti onu çok yıprattı, çok üzdü, çok sıkıntılara gark etti ve ondan dolayı hasta oldu, hastalığa yakalandı. Bir de aynı zamanda efendim gerek Anadolu'dan gerek Rumeli'den gelen isyan ve ayrılık haberleri onu daha da üzmeye başlamıştı. Bir de bunun üzerine evlatlarının birbirleri arasındaki taht mücadelesi onu hepten yıprandı ve nefes darlığı sebebiyle ruhunu teslim etti, vefat etti efendim. Daha sonra cenazesi Bursa'ya getirilip bu Yıldırım semtindeki Yıldırım Camii'nin yanındaki türbeye defnedildi efendim. Tabii efendim bu arada Osmanlı Devleti'nde de işler pek iyi değildi. Timur Han Anadolu'dan çekildikten sonra dediğimiz gibi şehzadeler birbiri arkasında saltanatını ilan etti ve neredeyse bir iç savaş çıkmış oldu. Devlet tamamen bozgun içerisindeydi. Avrupa'daki bunu fırsat bilen Hristiyanlar teker teker isyan edip isyan bayrağı açmaya başladılar. Yıldırım Beyazıt Han'ın Anadolu'da oluşturmuş olduğu düzen ve Balkanlar'da yapılan fetihler kardeşler arasındaki fetih mücadeleleri sebebiyle tamamen darmadağın olmuştu. Bir bozguna doğru gidiliyordu. Tabi bu sıralarda efendim bu taht mücadelesine karışmayan, müdahale etmeyen ve Amasya'da bulunan Şehzade Çelebi Mehmet bütün bu sıkıntıları takip ediyor, haberleri oluyor, haberlerini alıyor ve üzüntüye gark oluyordu. Fakat elinden de bir şey gelmiyordu. Yapacak bir şey de yoktu efendim. Bütün bu sıkıntılar neticesinde efendim bir gün aklına bir şey yapmayı koydu ve hemen istişare etmek için Molla Ali'yi yanına çağırdı ve huzuruna çıktıktan sonra kendisine şöyle söyledi. Dedi ki: "Ya Molla Ali, meydana gelen hadiseden ibret aldın mı? Babam Yıldırım Beyazıt'ın başına gelen bela ve musibetlerini, sebeplerini düşünebiliyor musun? Görüyorsun ki her birimiz bir yere ayrıldık. Kardeşim Musa Çelebi İsa Çelebi'nin üstüne yürüdü ve Bursa'da tahta oturdu. Kardeşim Süleyman Çelebi ise Edirne'de tahta oturdu. Düşman bizden korkarken biz şimdi el alemin maskarası olduk. En çok da özel Edirne'de oturan kardeşim Süleyman Çelebi'nin fitne ve fesadından korkulur." dedi. "Din ve devlete taşıdığım iyi niyet ve gayret bu olaylar karşısında beni daha da hassas kıldı. Gel sana bir teklifim var. Seninle taht düşüncesinden vazgeçelim ve terk ederek burayı hacca gidelim ve ömrümüzü bu manevi ortamda geçirelim." diye teklif eder. Tabii Çelebi Mehmet Han bunları anlatırken bir yandan ağlıyor, bir yandan söylüyordu ve daha da artık üzüntüye gark olmuştu. Bu haldeyken ayrıldılar. Çelebi Mehmet Han akşam istihareye yattı. Uyumadan önce dualarını okudu ve istihareye yattı ve çok güzel bir rüya gördü. Rüyada dedesi Murad-ı Hüdavendigar vardı ve hemen yan tarafında da Emir Sultan Hazretleri vardı ve bu ikisi Çelebi Mehmet Han'ı bir kılıç ve bir de eğerlenmiş at vererek şunu söylediler: "Haydi yiğidim, din esaslarını ikame eyle." dediler ve Çelebi Mehmet ata binmekte zorlansa da, binmek istemese de çaresizlik içinde binmek zorunda kaldı. Gelibolu tarafına doğru hareket ettiğini gördü. Molla Ali ise aynı gece rüyasında Bursa'da olduğunu ve Çelebi Mehmet'in tahtın üstünde
Musa Çelebi'nin ise tahtın altında olduğunu gördü. Bunun üzerine Mehmet Çelebi bu işaretler, bu manevi işaretler üzerine Bursa'ya hareket etti ve Osmanlı tahtına geçti. Rüyada gördüğü gibi Osmanlı tahtının sahibi oldu. Ve efendim bundan sonra hızlı bir şekilde ilk önce kardeşler arasındaki bu ayrılıkları sonlandırdı ve hepsini bertaraf edip tek başına tahta çıktı. Anadolu'daki beylerin isyanlarını dindirdi. Avrupa'daki Hristiyanların isyanları ile ilgili ise müdahale etmeye başladı. Ve tam esnada tabii Osmanlı Devleti'nin başındaki en mühim gaile ise Karamanoğulları'ydı. Sürekli söz vermelerine rağmen arka arkaya saldırıyorlar ve Osmanlı Devleti'ne büyük zararlar veriyorlardı. Çok üzülüyordu. Hatta bir keresinde efendim Osmanlı'nın eski payitahtını Bursa'yı ele geçirmek üzere Bursa'ya doğru saldırır. O sırada hatta Hacı İvaz Paşa vardır oranın korumasında. Ona işte cellata gitmek istemiyorsa kaleyi teslim etmesini söyler. Fakat Hacı İvaz Paşa bunu kabul etmez. Osmanlı can verir ama kale vermez der ve kaleyi vermeyi reddeder. Karamanoğlu Bey o kadar hırslanır ki efendim gelir Yıldırım Beyazıt Han'ın türbesini yakmaya kalkar. Oraya zarar verir. Tabi Çelebi Mehmet Han bunu duyunca çok sinirlenir ve çok üzülür. Hemen ordusunun başına geçer ve Bursa'ya doğru hareket ederler. Aslında onların bir niyeti de Musa Çelebi'nin cenazesini Bursa'ya defnetmektir. Yani geliş sebepleri aslında tam manasıyla harp değildir. Fakat Karamanoğlu'nun subayları Osmanlı'nın geldiğini duyunca, Osmanlı'nın geldiğini öğrenince hemen sağa sola kaçışmaya başlarlar. Zaten başta kaçanlardan bir tanesi de Karamanoğlu Mehmet Bey'dir. Hatta subayları kendi aralarında şöyle söylerler. Derler ki biz Osmanlı'nın ölüsünden bu kadar korkuyorsak dirisinden kim bilir nasıl korkarız diye söyler. Çelebi Mehmet Han gelir Bursa'yı tekrar ele geçirir. Karamanoğlu'nu bertaraf eder ve ordularıyla peşine düşüp onu sıkıştırır. Karamanoğlu Bey de teslim olur. Tekrar af diler. Tekrar affedilmesi gerektiğinde yalvarır. Ne emir buluyorsa yapacağını söyler. Fakat efendim daha huzurdan ayrıldıktan kısa süre sonra hemen bu tövbesini bozup isyan eder. Ve efendim Mehmet Çelebi Mehmet Han der ki artık ben bunu Allah'a havale ediyorum. Allah-u Teala bunun belasını verir diye ağzından bir söz çıkar. Ve bunun üzerine efendim bu bedduası da yakın zamanda tutar. Karamanoğlu Bey'i yakın bir zamanda yapmış olduğu bir çatışma esnasında bir top güllesiyle vücudu paramparça olur gider ve belasını da böylece bulmuş olur. İşte bütün bu gaileler neticesinde Çelebi Mehmet Han Anadolu'yu ve Rumeli'ni tamamen tek bir birlik haline getirir. Devleti tekrar eski haline, ihtişamlı günlerine çevirir. Osmanlı Devleti ki kısa sürede 50 yıl gibi bir sürede tekrar Cihan İmparatoru olur ve İstanbul'u fethederek Bizans Devleti'ni tarih sahnesinden siler torunlarından Fatih Sultan Mehmet Han'ın vesilesiyle. İşte efendim bu Yeşil Türbe, biraz aşağıda da Yeşil Cami var. Bunların bu kadar ihtişamlı olması, bu kadar gösterişli olmasının sebebi de biz yıkılmadık. İşte biz bu kadar zorda bile olsak, ekonomik sıkıntıda bile olsak, bu kadar zor şartlar altında bile olsak bizim kültürümüz, medeniyetimiz bu kadar yüksektir. Biz bu kadar sağlamız, biz bu kadar iyiyiz demek için, onu göstermek için bu kadar ihtişamlı, süslü bir türbe yapılmıştır ve yanına da cami yapılmıştır. Tabi cami malum Çelebi Mehmet Han tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı'nın hat sanatında zirvedir. Mimaride değil belki ama sanatta zirvedir efendim. İçerisindeki mihrabı Osmanlı camilerinin içerisindeki en büyük, en gösterişli, en muhteşem ve zevk sahibi bir mihraptır efendim. Ve girişindeki taç ise Osmanlı camilerin içerisinde neredeyse eşi benzeri yok desek doğru olur efendim. Ve Evliya Çelebi bu cami için Osmanlı camilerin içerisinde eşi benzeri olmayan sanat camilerinden bir tanesidir diye söylemiştir. İşte bu camiler de Çelebi Mehmet Han'ın yani o kültür ve mimarisinin ve yani altyapımızın
ecdadımızın, kendi dedelerinin ve tarihimizin, kültürümüzün ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Biz de bunları, da bugünümüzde bile bunları anlayabiliyoruz. Çelebi Mehmet Han'da işte o zaman düşmanlarını korkutmak için, düşmanlarına güçlerin ne kadar yüksek olduğunu göstermek için bu camiyi yaptırır. Tabii Türkiye'nin, şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin ve diğer Osmanlı toprakların hepsinde de bu imar faaliyetlerini yaptırır. Dediğimiz gibi Osmanlı'yı tekrar büyük bir devlet haline getirir diyelim. Ve bu bölümümüzü burada noktalayayım efendim. İnşallah başka menkıbe ve kısalarda buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık efendim.